kadar çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Demek ki çocuklarımız için, geleceğimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz hep birlikte. O yüzden kitap fuarlarına gelen kalabalıklar benim için çok kıymetli, çok özel oluyor. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi ilk defa Mersin'e geliyorum. Hem seminer vermeye hem de şehir olarak ilk defa geldim. Hep ilk defa geldiğim şehirlerde inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bugün de o heyecan içimde. Şimdi birçok yerde korkmayı bir annesi seminerini verdim ben. Ama daha sonra bir sürü farklı seminerler vermeye başladım. Buraya ilk defa geldiğim için korkmayı bir annesinde başlayayım dedim. Sonra değiştire değiştire gideriz artık. Ayağım bir kere alıştı artık değil mi? Bundan sonra rahatsız gelir. Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi hadi bakalım bir sorum var. Annelik bir sana... Pardon. O da demek ki bir anne kuş dinlemeye geldi. Hadi soruyorum. Annelik bir sanat mıdır? Ne dersiniz? Sanattır diyenler. Evet. Değildir diyenler. Aha da var gibi. Siz şuradan dışarı. Sizi de Allah şaka. Şaka şaka. Peki. Hemfikiriz. İki kişi var sadece bizimle hemfikir olmayan. Onun da belki birazdan fikri değişir. Peki sanat ne sanatı? Bir şey diyorsunuz az önce. Emek, emek, geleceği işleme sanatı. Başka? Söyle Demir. Sevgi sanatı. Evet, hanımefendi de sevgi sanatı dedi. Başka? Sabır sanatı. İnsan yetiştirme sanatı. Fedakarlık sanatı. Emek sanatı. Başka? Karşılıksız sevgi sanatı. Ebru'lu hepsi var içinde değil mi? Pekala. Başka fikri olan söylemek isteyen? Şimdi ben de hepinizle fikrim annelik bir sanat. Buyurun. Geleceği şekillendirme sanatı. Şimdi birçok... Buyurun. Topluma yön verme sanatı. Müthiş ya. Çok güzel cevaplar geldi. Popüler cevapları da yakaladınız. Hani dedim ya bu semineri çok farklı şehirlerde verdim diye. En popüler 3 cevap var. 3 cevap hiç sekmiyor. Bunlardan 3'ten geriye doğru sayayım. Bunlardan 3.'sü insan yetiştirme sanatı. 2.'si sabır sanatı. 1.'si de sevgi sanatı. Ama onun dışında değişik cevaplar Merzifon'dan da geldi. Her yerden de geliyor. Şimdi ben de sizlerle hemfikirim. Annelik bir sanat, hatta babalık da bir sanat, o da farklı bir sanat, değişik. Biz annelik üzerinden devam edelim. Annelik bir sanat ama bu sanat dalına baktığımda ben başka bir şey görüyorum. Nasıl başka bir şey görüyorum? Şimdi anne olmayan var mı içimizde? Anne olmadan önce annelikle ilgili bir takım fikirlerimiz, düşüncelerimiz, inançlarımız, tutumlarımız var, doğru mu? Diyoruz ki bir çocuğum olsun. Asla nokta nokta yapmayacağım. Şimdi nokta noktayı doldurur musunuz? Ne yapmayacaksınız? Diyor ki, güldüler bak, duyanlar güldüler. Diyor ki, yemek yedirirken televizyon izletmeyeceğim. Çocuklar böyle. Başka, çok büyük konuşuyorlar. Başka, buyurun. Zorla yemek yedirmeyeceğim. Başka. Ayakta sallamayacağım. Ses tonumu yükseltmeyeceğim. Yapma demeyeceğim. Ekran süresindeki kısıtlamayı aşmayacağım. Başka? Kızmayacağım, bağırmayacağım. Kıyaslamayacağım. Peki bir şey soracağım. Çocuk doğdu. Sonra ne oldu? Sonra hepsi oldu değil mi? Hepsi oldu. Sallamayacağız dedik, salladık. Kızmayacağız dedik, kızdık. Efendime söyleyeyim, televizyon karşısında yemek yedirmeyeceğiz dedik. Şu gırtlağından bir lokma geçsin yeter ki dedik sonrasında. Yani yapmayacağız dediğimiz her şeyin başrolünde kendimizi bulduk. Doğru mu? O yüzden ben diyorum ki annelik bir sanat. Ama yapmayacağız dediğimiz her şeyin başrolünde kendimizi bulduğumuz bir sanat dalı olduğu için bu sanat dalının adı olsa olsa
tükürdüğünü yalama sanat olduğunu bilir. Doğru, tükürdüğünü ya. Teşekkür ederim. Şimdi, tabii bazı şeylerin yanlış olduğunu biliyoruz. Ama elimizde değil. Yani yanlış olduğunu bilsek de bazen elimizden ötesi gelmiyor. Bir kereden bir şey olmaz diyoruz. Ve hani o yanlış yola bazen sapıveriyoruz. Hep diyorum ki evet, bu seminerleri dinlemek çok önemli, kitapları okumak çok önemli, uzmanlara danışmak çok önemli. Ama önemli olan bir şey daha var, o da içimizden gelen. Gerçekten. Acaba bizim içimiz ne diyor? Bizim kalbimiz ne diyor? O doğal ebeveyn ne diyor? Aslında bunu açığa çıkarmak önemli. Herkes bir şey söyler. Ama önemli olan bizim ne düşündüğümüz, ne hissettiğimiz. Çünkü her çocuk biliyorsunuz biricik. Her insan biricik, her anne baba da biricik, her evde biricik. Dolayısıyla herkesin bu biricikliğe uygun hareket etmesi lazım. Bütün herkese danışacağız ama en doğruyu kendi kalbimizin sesi verecek bize aslında bakarsanız. Ama tabii bazı bilimsel gerçekler de var ki bunlar da tartışmasız kabul edilmesi gerekiyor. Şimdi bugün bu bilimsel gerçeklerden konuşmaya geldim. Hadi önce bebeği doğuralım. Sonra yavaş yavaş büyütelim, tamam mı? Hamileyiz. 3 trimesterden oluşan bir gebelik süreci geçirdik. Sağlıkla bebeğimizi kucağımıza aldık. Çok şükür. Eve geldik. Şimdi konumuz, komşumuz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, kayınvalidemizin arkadaşları, annemizin arkadaşları, akrabalar hep bize geldiler. Şimdi onlar bize geldiğinde de bebek daha küçük. Nerede? Kucağımızda. Şimdi bebeği kucağımızda görünce bize ne dediler? Bak, kucağını alma alışır. Böyle yaparsan çok şımarır. Bak, tek kollu olursun. Bırak, kendi kendine uyumayı öğrenecek. Kendi kendine sakinleşmeyi öğrenecek. Dediler mi? Dediler. Peki acaba doğru mu söylediler? Şimdi ne dedik? Hamilelik 3 trimesterden oluşuyordu dedik. Bebek doğduktan sonra 3 aylık bir kritik dönem daha var. 3 aylık bir kritik dönem. Şimdi bebek doğduktan sonraki bu 3 aylık kritik dönemde ne oluyor biliyor musunuz? Bebek annesini kendisinden farklı bir varlık gibi algılamıyor. Zannediyor ki annesi onun vücudunun bir parçası. Annesi onun kolu gibi, annesi onun bacağı gibi. Yani kendisinin bir uzantısı gibi hissediyor. Dolayısıyla bebek annesinin kucağında rahat, annesinin kucağında tam, annesinin kucağında huzurlu hissediyor. Annesinin kucağında değilse huzursuz. O yüzden de kucak istiyor. Şimdi hani bebeklik döneminde neden bahsediliyor? En önemli kavram temel güven duygusu biliyorsunuzdur. Bağlanma ve temel güven duygusu diyebileceğiz. Şimdi biz de istiyoruz ki çocukların güven duygularını, temelleri sağlamamız. Peki temel güven duygusu nasıl bir şey? Şimdi kitaplarda şöyle yazar. Bebeğin ihtiyaçlarının tam olarak zamanında karşılanması. Şimdi bebeğin ne ihtiyacı var? Karnı acıkınca ben bebeğin karnını doyuracağım. Efendim sırtına vuracağım, gazını çıkartacağım. Huzursuzlandığında sakinleştireceğim, canı sıkıldığında oynayacağım. Öyle değil mi? Bebeğin başka ihtiyacı yok. Ama bir ihtiyacı daha var. Huzurlu olma, güvende hissetme ihtiyacı var. Şimdi bebek nerede güvende hissediyor kendisini? Annesinin kucağında güvende hissediyor. Çünkü annesinin kucağındayken tam. Ama eğer ki ben dersem ki bak, kucağını alma alışıyor. Çok yanlış yapıyorsun. O zaman ne yapmış oluyorum? İşte o temel güven duygusuna bir tekme savurmuş oluyorum. Çünkü bebek annesinin kollarında kendisini güvende hissediyor. O nedenle herkes konuşur. Herkesin çocuk büyütmekle ilgili bir fikri olur. Herkesin doğurduğu, büyüttüğü ya da büyümesine katkı sağladığı bir çocuk var. Biz bilimsel gerçeği bileceğiz. Biz o doğrultuda hareket edeceğiz. Gelecekler kucağına alma alışır diyecekler. Biz onlara kafamızı takmayacağız. Bazen doğruyu anlatmaya bile çalışmayacağız biliyor musunuz? Çünkü şöyle olacak, ben size söyleyeyim. Şimdi bebek kucağınızda görecekler. Ondan sonra diyecekler bak kucağına alma alışır, böyle olmaz bu iş vesaire. Siz diyeceksiniz ki geçen gün fuara Sahi Hoca gelmişti. Bak böyle böyleymiş. Çocuk anne kucağında tammış. Güven duygusu gelişiyormuş. Size soracaklar. Sahi Hoca kaç tane büyütmüş diye. Dolayısıyla öyle değil mi? Bazen laf yarıştırmak zor oluyor. Sonra sizin canınız sıkılıyor. Hele ki rol saysanız canınız sıkılmaya müsait yaşıyorsunuz zaten. Hormonlar biliyorsunuz coşmuş oluyor. O yüzden biz doğruyu bilelim. Laf anlatmaya çalışmayalım. Çevresel seslere kulağımızı tıkayalım. Ve bebeğimizi kucağımıza büyütmeye devam edelim. Hep şunu söylüyorum ben.
bebek zaten çok kısa süre annenin kucağında duruyor. Çok kısa bir süre. Hani anneye o zamanlar çok uzun gelmiş olabilir ama 6-7 aylık olana kadar annenin kucağında kalmak istiyor aslına bakarsanız. Sonra ne oluyor? Kucaktayken bebek ayağına doğru böyle eğiliyor, öyle değil mi? Yani çünkü hareketlenmeye başlıyor artık. Sonra emeklemeye başlıyor. Ve sürekli annesinin kucağında durmak isteyen o bebek birdenbire asla kucaklara gelmeyen bir çocuğa dönüşüyor. Sonra da ne deniyor biliyor musunuz? Ya bu çocuk hiç kucağıma gelmiyor. Bu çocuk hiç oturmuyor. Ama 3 gün önce şikayet ediyordu hiç kucağımda dinmiyor diye. Aslında biliyor musunuz gelişimsel süreç tıkır tıkır saat gibi işliyor da biz aslında ne olması gerektiğini bilmediğimiz için sürekli şikayet ediyoruz. İşte kucağımızda kucağımızda diye şikayet ediyoruz. Kucağımızda iniyor fazla hareketli oldu diye şikayet ediyoruz. Bakın konuşmuyor, konuşmadı diye çok kaygılanıyoruz, çok şikayet ediyoruz. Diyoruz ki benim çocuğum neden konuşmuyor acaba diye. Sonra konuşmaya başlayınca birden çocuklar böyle patlamış mısır gibi dökülmeye başlarlar ve sürekli konuşurlar bu sefer de. Ve bu sefer de diyoruz ki ya hiç susmuyor bu çocuk. Ya ne yapsalar yalanılmıyor bize bilmiyorum farkında mısınız? Ama bir saat işliyor bunu hiç unutmayın. Aslında çocukların bütün hareketlerinde gelişimsel süreç devrede. Bizler bazen bilmediğimiz için bunlardan şikayet ediyoruz. Normali bilmediğimiz için. Bilsek aslında şikayetçi olmayacağız. Olanı olduğu gibi kabul edeceğiz. Tabii bizim algılarımız ne etkiliyor? Birazcık da bizim algılarımızı medya etkiliyor biliyor musunuz? Çünkü baktığımız zaman o dizilerdeki hiçbir bebek ağlamıyor. Ağlıyor mu dizilerde? Ben görmüyorum dizide ağlayan bebek. Mesela doğumdan çıkıyor anne, bebeğin üstü zaten doğumdan çıktıktan sonra 90-60-90 çıkıyorlar doğumdan yani. Hiçbir tane bir azıcık bir göbeği olmaz mı insanın ya doğumdan çıktıktan sonra? Yok. Neyse diyorsun ki dizi bu, dizilerde olur. Ondan sonra bunu kabul ediyoruz bunu dizilerde olacağını. Ama sonrasında o bebeğin üst kata bırakıyor. Biliyorsunuz o evler zaten hep böyle 3 katlı, 5 katlı, 2 katlı ve bebeğin üst katta bir odası oluyor. Sonra alt katta yemek yeniyor. Alt kata iniyor, eşiyle beraber romantik yemeğine devam ediyor. Ve çocuk hiç yok ortalıkta. Ya şimdi ben kendimi düşünüyorum. Hayır, çocuğu odada bırakmayı bırak. Ben nereye, çocuk orayaydı. Yani ya dönerse ya boğulursa nefes alıyor mu? Sürekli bunları kontrol etmek. Ama dizilerdeki anneler bunların hiç peşinde değiller. Çünkü onlar dizi. Ya da sosyal medyada. Biliyorsunuz hep çocukların süslü püslü gülen eğlenen fotoğrafları var. Çünkü orası vitrin. Kimse oraya çocuğu ağlarken, bağırırken, yemeğini yemezken, uyumazken bir fotoğraf paylaşmıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bunları göre göre bizlerin algısı değişiyor algısı. Zannediyoruz ki bebek dediğin ağlamayacak zannediyoruz. Zannediyoruz ki bebek dediğin beşiğinde uzun saatler boyunca sabahlara kadar ağlayıp uyuyacak zannediyoruz. Ya ama bebek dediğin 2 saatte bir uyanır, onun doğası mı? Çünkü acıkır. 2-3 saatte bir uyanır ve emmek ister, sakinleşmek ister, uyku döngüsünü tekrar edemez. Ama ne oluyor? Şimdi bunları izliyorum ya, hamileyim. Bunları izlerken zannediyorum ki geceleri sabaha kadar uyumak mümkün. Sonra bebek uyumayınca kendime dönüyorum, bakıyorum diyor ki benim anneliğimde kesin bir tuhaflık var diyor. Ya da dönüyorum bakıyorum diyor benim çocukta bir tuhaflık var. Bak işte Ayşe annenin çocuğu ne güzel uyuyormuş sabaha kadar. Benim uyumuyor. Hatta bunun bir ileri aşaması var. Diyor ki bak Ayşe anne şu uyku uzmanından şöyle bir uyku danışmanlığı almış. Ben de bir arayayım bakayım. Birçoğu para tuzağı alıyor. Gerçekten öyle. Hani hepsine karşı değilim ama uykusuz geceler insanı öyle bir hale getiriyor ki herkese her parayı saçabilecek duruma geliyor insanlar gerçekten. Ben de şöyle diyorum. Çocuk bebek doğurduk. Köşe yastığı doğurmadık. Yani ilk bir yılı bunun gerçekten zor. Ve ilk bir yılı uyumayacak. Şimdi bu uyku eğitimlerinde aşamalı ağlatma diye bir şey var. Duydunuz mu? Çocukla kontrollü ağlatma. Hepsine karşı değilim. Çocukları örselemeyenlere karşı değilim. Ama bu aşamalı ağlatmaya son derece karşıyım. Neden? Çünkü ağlamak bebeğin dili. Bebek ağladığı zaman bir ihtiyacını dile getiriyor. Diyor ki benim karnım aç, ağlıyor. Ben huzursuzum, ağlıyor. Sıkıldım, ağlıyor. Hiç şöyle bir şey duymuyoruz. Ya anne ya, senin bu sütün bana yetmiyor. Şuradan 20 cc mama yapıversen de benim aç karnım duysa diye. Bebek duymuyor. Duysak zaten herhalde arkamızı döner kaçarız son derece korkuyoruz. Duymuyoruz. Çünkü ağlamak bebeğin dili. Biz bunu biliyoruz. Peki neden ağlatarak uyku eğitimi veriyoruz? Bakın şöyle bir araştırma yapılmış. Bu aşamalı ağlatmayla ilgili.
bebeği odasında beşiğine koyuyorlar. Anneye de diyorlar ki sen de kapıda duracaksın. Ama bebek ne kadar ağlarsa ağlasın, bebeğinin yanına içeri gir, öyle diyorlar. Bebeğinin yanına içeri girmeyeceksin. O ağlaya ağlaya uyumayı öğrenecek diyorlar. Bu bayılıyor ağlamaya, morarıyor ağlamaktan. Ama anne girmiyor bebeğin yanına. Dinliyor araştırmacıları. Diyor ki tamam diyor, girmeyeceğim. Sabırlı olacağım. Ne olursa olsun bebeğin yanına girmeyeceğim diyor. Şimdi önce bebeğin stres düzeyini ölçüyorlar. İlk gün çok yüksek çıkıyor bebeğin stres düzeyi. Annenin stres düzeyini ölçüyorlar. Annenin stres düzeyi de çok yüksek çıkıyor. Böyle tükürükten bir örnek alıyorlar. Oradan kortizol hormonuna bakıyorlar. Hani ultra bir şey aklınıza gelmesin. Yani çok zor bir şey değil. Sonra ikinci gün gene aynı sahne kuruluyor. Bebek beşiğinde ağlıyor. Anne kapıda ağlıyor. Anne perişan. Stres düzeyleri ölçülüyor. Stres düzeyleri gene son derece yüksek çıkıyor. Üçüncü gün gene aynı sahne. Bebek beşikte ama bebeğin ağlaması bu sefer biraz azalmış. Morarmıyor en azından ağlarken. Anne kapıda. Gene stres düzeyleri yüksek çıkıyor. Ama dördüncü gün ne oluyor dersiniz? Mucizevi bir şey oluyor dördüncü gün. Bebek ağlamıyor. Bebek ağlamıyor. Ve ağlamadan kendi kendine uyuyor. Bakın ne oldu? Uyku eğitimi sonucunu verdi mi acaba? Hayır. Şimdi anne diyor ki, evet diyor çok şükür. Üç gün diyor ben buna sabrettim. Üç gün diyor gerçekten yüreğim parçalandı. İçim çok acıdı. Ama dayandım. Ama ben kazandım. Şimdi ben artık bebeğini beşiğine yatırırım, kendim gider kahvemi ocağa koyarım, ayaklarımı uzatırım, oh keyfime bakarım artık diyor bu üç günün sonunda. Annenin stres düzeyini ölçüyorlar, anne olmuş pamuk, annenin stres düzeyi düşmüş. Peki, bebeğin stres düzeyini ölçüyorlar ilk günkü kadar yüksek, bakın ilk günkü kadar yüksek bebeğin stres düzeyi. Şimdi soruyorum. Bu bebek kendi kendine uyumayı mı öğrenmiş, yoksa bu bebek annesinden umudumu kesmiş? Çok acı, çok acı, umudu kesmiş. Bu öğrenilmiş bir çaresizlik gerçekten. Bebek annesinden umudu kesmiş. Demiş ki ben ne kadar ağlarsam ağlayayım, ne kadar üzülsem de, ne kadar stres içerisinde olsam da annem yanıma gelmeyecek demiş. O stres ve kaygı haliyle kendi kendine uyumayı öğrenmiş. Bu drone fotoğrafımızı çekiyor herhalde. Ya da biz kamera çekiyoruz. Ya temel güven duygusu tanımını hatırlıyor musunuz? Hani ihtiyaçların tam olarak zamanında karşılanmasıydı. Bu çocuğun çok önemli bir ihtiyacı var. Stres altında rahatlatılmaya ihtiyacı var. Ama annesi yanına gitmiyor, o bebek rahatlamıyor ve annesiyle arasındaki güven duygusu ve bu çocuğun temel güven duygusu, çok üzülerek söylüyorum ki, o yaşlar için zedelenmiş oluyor. Bebeklere hiçbir şey ağlatılarak öğretilmez. Geçen gün bir post yazdım, gördünüz mü uçakta bir bebek ağlıyordu. Büyük bir çoğunluk, büyük ihtimalle görmüştüm. Şimdi onun devamını yazdım, bu akşam ve de yarın sabah tekrar yayınlayacağım. Bütün bunlar neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Çünkü bebeklerin ağlamasının susturulması gereken bir şey gibi düşünüyoruz, tamam mı? Sanki bir kupaları varmış gibi. Oysa ki ağlıyorsa ihtiyacı var, bu konuşmak gibi bir şey. Bir de o yaşlarda bebekler, okul öncesi çocuklar da öyle, duygularını ifade etmeyi henüz bilmiyorlar. Doğru bir şekilde duygularını ifade etmeyi ve duygularını kontrol etmeyi henüz bilmiyorlar. Dolayısıyla aşırı tepkiler veriyorlar okul öncesi dönemde de bebeklik döneminde de. Ama biz toplum olarak buna o kadar tahammülsüzüz ki ağlayan bir çocuk gördüğünde hemen susturulsun istiyoruz. Restoranlarda da yaşıyorum ben bunu. Birisinde dediler ki hanımefendiye söyleyin çocuğunu sustursun dediler ya. Ya o kadar öfkelendim ki yani çocuğun açma kapama düğünü sen git restoranda. Yani kalkıp ona böyle sen git diyesin yani gerçekten. İşte biz toplum olarak gelişimsel süreci bilmediğimiz için bence o yüzden bundan kaynaklanıyor bütün bunlar. Tabii bir de annelerin sırtına çok yüklüyor. Sanıyoruz ki işte bütün çocuğun bakımı ile ilgili her şey annenin sorumluluğunda. Baba geliyor diyor ki mesela ne giyecek bu? Ne giyecek? Giydin yani. Baba geliyor diyor ki ne yiyecek bu? Ya sen de babasın yani. İskele babası değilsin. Köşe yastığı değilsin. O zaman bu bebeğin bakımında anne kadar sorumluluk almakla yükümlüsün eğer babaysan, öyle değil mi? İşte bizim çok kökten çözmemiz gereken
sorunlar çok kökten çözmemiz gereken, eğitimle, anne baba eğitimiyle çözmemiz gereken, kendi çocuklarımızın eğitimiyle çözmemiz gereken bir şey var. Şimdi belki kendi eşimiz için ya da kendi yakınlarımızdaki kişiler için biraz geç olabilir belki. Ama biz de bu doğrultuda çocuklar yetiştiriyoruz. İnşallah bundan sonra bizim elimizin değdiği çocuklar en azından böyle olmayacak diye umut ediyoruz, öyle değil mi? Böyle çoğalarak artacaklar diye umut ediyoruz. Şimdi ne oldu? Ağlamaktan devam edelim. Demek ki neymiş? Bebeklik döneminde bebekleri ağlayınca bir ihtiyacı var, bundan ağlıyor. Bileceğiz ve bunu gidermeye çalışacağız. Ama ve lakin bu çocuklar bu gözyaşlarını silah olarak kullanmayı ne zaman öğreniyorlar o zaman? Ağlayarak her istediklerini yaptırtıyorlar. Bunu ne zaman öğreniyorlar? Bu dil olarak kendilerini ifade etmeye başladıktan sonraki döneme denk geliyor. Şimdi bununla ilgili şöyle bir anım var. Oradan başlayayım, bu krizler nasıl çözülecek onu anlatayım size. Şimdi bundan yaklaşık 5 sene önceydi. Ben o zaman doçentlik sınavına hazırlanıyorum. Sınavda da sözlü sınav. Böyle 5 tane hoca karşımızda oturuyor, alanın doğayan hocası. Size akıllarına ne gelirse onu soruyorlar. Şimdi ne sorar hoca? Kendi çalıştığı konulardan sorar. İşte yazdığı kitaplardan, yazdığı makalelerden, girdiği derslerden sorar. Ben de haldır muldur hocalar ne çalışıyorsa hepsine çalışmaya çalışıyorum. O sıra hocalardan bir tanesi yeni bir tane kitap çıkardı. Dedi ki bu kitabı bugün almalıyım. O gün okulda duyduğum hoca yeni kitap çıkarmış. Dedi ki bu kitabı bugün alacağım, gece çalışacağım. Eşim beni okuldan almaya geldi. Dedim ki Aykut dedim, hoca yeni kitap çıkarmış. Yeni de çıkardığına göre kesin oradan soru sorar. Ben dedim o kitabı alayım. Neyse biz hemen gittik bir AVM'nin oraya alt katına park ettik. Üst katta da bir tane kitapçı var. Ama biliyorsunuz kitapçılar artık sadece kitap satmıyor. Oyuncak satıyorlar, kırtasiye satıyorlar. Hatta kasa yanlarında şekerler, çikolatalar, envai çeşit satıyorlar. Öyle bir kompleks kitapçıydı gittiğim kitapçı. Hemen gittim, görevliye söyledim, kitabımı aldım ve kasada sırama geçtim. Şimdi ben sırada bekliyorum. Önümde bir anne var. Onun tahminen 3,5-4 yaşlarında bir oğlu dondurmasını yalıyor. Onun yanında da anneanne olduğunu düşündüğüm birisi var. Babaanne de olabilir ama sanırım anneanneydi. Şimdi çocuğun elinde küçük bir araba var. Bir elinde dondurma, bir elinde küçük bir araba. Annenin elinde de dinozor. Önümde sıra bekliyorlar. Şimdi anne bir ara çocuğa döndü. Dedi ki, yavrum dedi, bak bu dinozorun aynısından evde var dedi. Biz bu dinozoru almayalım. Çocuk da istiyor. Bir taraftan dondurmasını yalıyor. Bir taraftan da dinozorunu istiyor. Hayat ona güzel. Peki. İyi dedi annesi. Sesini çıkarmadı. Sonra sıra onlara geldi. Kasiyer önce o küçük arabayı okuttu. Tamam mı? Diye. Küçük arabada sorun yok. Küçük araba poşete girdi. Sonra dinozoru okuttu. Sonra bir an böyle bir durdu kasiyer. Anneye baktı. Dedi ki, hanımefendi dedi, bu dinozor 90 lira. Almak istediğinize emin misiniz? Şimdi herhalde kasiyer de iyilik yapmak istiyor. 90 lira, 5 sene öncesinin 90 lirası olmuştu. O dinozor şimdi 350-400 lira büyük ihtimal. Herhalde anne boşa parasını harcamasın diye düşündü. Anne de o 90 lirayı dönüp duyunca tekrar büyük ihtimalle görmüştü ama dedi ki anlayayım ya, evde aynısından da var. Sesini böyle kıstı. Dedi ki siz dedi, o zaman dedi, dinozoru poşete koymayın, siz dedi, arabayı bana verin poşetle beraber, ben çıkıştı onu kandırırım. Arka baba ben varım şimdi. Yani şimdi böyle durumlara müdahale etmemek lazım. Bunu çok iyi biliyorum ama duramıyorum yani. Durmam gerekiyor ama kendimi çok zor zapt ediyorum. Yıllar içerisinde geliştirdim kendimi zapt etme konusunda ama bazen duramıyorum. İşte o günde duramayacağım tuttu. Ve döndüm dedim ki anneye, daha doğrusu o bana döndü de dedim ki bence dedim bu dinozoru almayacaksanız şimdi söyleyin. Yoksa dedim çıkınca çok hayal kırıklığına uğrayacak. Çok üzülecek. Beni dinledi biliyor musunuz? Hiç tanımıyor, etmiyor beni. Hayatımda görmemiş. Ama sağ olsun beni ciddiye aldı. Böyle çocuğa döndü. Böyle çömeldi. Çocuğunun gözlerinin içine baktı. Çok güzel bir şey yaptı. Etkili iletişim kurmak için çok güzel bir şey yaptı. Çocuğunun seviyesine indi. Gözlerinin içine baktı. Ve don diye söyledi. Yavrum bu dinozoru anlıyoruz. Ne oldu dersiniz? O dondurma var ya, o dondurma. Anında şımak bile yere yapışsan. Yeşilli böyle, hadi bir şey de söyleyeyim. Tilistin var ya yeşilli bir tane. Ondan yok. O yeşil dondurma benim ayaklarımın dibine düştü mü?
çocuk bir anda çığlık çığlığa diye ağlamaya başladı. Böyle siyah kısacık saçları vardı, ter boşaldı çocuk. O saçlar var ya, yapıştı yani yüzüne. Dedim saniye, bittin. Anne dedim, seni parçalayacak, bittin, mahvoldun. Ya dedim, gene dedim çeneni tutamadın, yaşlı teyzeler klasmanına doğru hızla gidiyorsun diye böyle kendime kızarken, annenin zaten benimle uğraşacak hali kalmamıştı. Çünkü çocuk öyle bir kıyameti koparıyordu ki, çocuğa dedi, ah yavrum, kıyamam ben sana, telli saçları arkaya doğru atıyor. Kıyamam, kurban olurum, tamam alıyoruz yavrum dinozoru, alıyoruz ama paketlemişsiniz dinozorun koyun poşeti. Dinozor poşete girdi, ellerine geldi. Çocuk hala sakinleşmedi. Çılgınlar gibi ağlıyor, orayı yıkıyor yani, o derece ağlıyor. Neyse çocuğu elinden tutup, bak yavrum aldım, kıyamam, kurban olurum, yarın yutarım diye. Onlar oradan çıktılar, anneanne arkada, anneyle çocuk önde çıktılar. Şimdi sıra bana geldi. Bir tane kitap var diyorum, neyse. Bir kasiyere bakıyorum, diyorum ki niye karıştın? Sonra kendime dönüyorum, bakıyorum sen niye karıştın? Onlar çözüyorlardı kendilerini derken, yaptım alışverişimi, çıktım oradan. Eşimin yanına gidiyorum. Çocukla anneanneyi gördüm. Nerede bileyim? Dondurmacının sırasında. Ne yapayım şimdi? Gideyim. Bu dondurma anlamaz. Şimdi onu da yapamıyorum. Zaten haddimi aşmış durumdayım. Ne yapacağım? Yapabildiğim yegane şeyi yaptım. Ne yaptım? Ertesi sabah kalktım ve Instagram'a yazdım. Dedim ki, bari dondurmayı almasaydınız. Sonra hızımı alamadım. Korkma iyi bir annesi, sınav bitti. Korkma iyi bir annesin kitabını yazmaya başladım sınavdan sonra. O zaman kitabın içine de yazdım. Bari dondurmayı almasaydınız diye. İlk defa gittiğim her şekilde. Bu örneği anlatıyorum. Bari dondurmayı almasalardı diye. Geldim burada da anlattım. Çok şükür bugün rahatlıyorum. Bari dondurmayı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama burada tamam, dondurmayı almasalardı. 90 liralık dinozoru da almaya gerek yok. Evde aynısı varmış. Ama dondurmayı almasalardı da ne yapsalardı? Çocuk kriz geçiriyor orada. Şimdi aslında konuşmamız gereken şey budur şu anda. Çünkü hepimizin çocukları bir çikolata için, bir oyuncak için, öyle değil mi? Kendilerini yere atıp ağlarlarken, çevreden böyle kınayan bakışlar hepimizi buluyor ya da buldu zamanında. Peki bu neden oluyor? Bunun çözümü nasıl olacak? Şimdi size bunu anlatacağım. Bunu anlatmadan önce bu davranışın nedenine değineceğim. Çünkü nedenini bilirsek empati kurmamız ve anlayış çerçevesinde yaklaşmamız, çözmemiz çok daha kolay olur. Şimdi bunun nedenine değinirken size minicik beyin gelişiminden bahsedeceğim. Kısacık ve basitçe. Şimdi çocukların, aslında hepimizin beyni öyle ama bebek beyninden gitmek istiyorum. Bebeklerin beyni iki katlı bir ev gibi düşünün. Tamam, iki katlı bir evimiz var. Evimizin alt katında temel yaşam becerilerimize yönelik odalar olsun. Ne olsun? Tuvalet olsun alt katta. Başka ne olsun? Banyo olsun, banyo olsun, mutfak olsun. Ha, beslenme için evet, mutfağımız olsun. Efendim söyledik, uyuduğumuz yatak odalarımız olsun. Banyo dedim, banyomuz olsun. Geçen günler nereye gitmiştim? Orada dediler ki giyinme odası olsun. Ha, iyi dedim yani, lüksmüş. Giyinme odası olsun, giyinme soyunma odası. O da temel ihtiyaç yani baktığımız zaten. Sonra bir çocuk parmak kaldı, dedi ki havuz olsun. Dedik o bahçeye koyalım banyo. Hayaller geniş. Peki alt katta ne dedik? Banyomuz, tuvaletimiz, uyku odalarımız, temel ihtiyaçlarımıza yönelik bir şekilde evin alt katını döşedik. Şimdi evin üst katını döşeyelim. Evin üst katında böyle düşünme becerilerimize yönelik, yani entelektüel becerilere yönelik odalar olsun. Mesela ne olsun söyleyin. Kütüphane, sanat atölyesi, hobilerimize yönelik bir oda olsun orada, tamam mı? Kütüphane dediniz, duvarları boydan boya kitaplıklarla çevrili bir odamız olsun. Başka, ki çok online toplantı yapmaya başladık pandemiyle beraber akabinde. Online toplantılar, eğitimler gelişti. Bir toplantı odamız olsun. Hayal bu ya. Başka ne olabilir? Çalışma odamız olsun. Oyun odası olsun. Oyun ne düşün? Spor salonu olsun. Hayal bu ya. Hepsi olsun. Peki şimdi üst katta da düşünme becerilerine yönelik odaları ne yaptım? Dekore ettim. Şimdi bebeğim dünyaya geldi. Evin alt katı hazır. Dünyaya geldiği ilk gün evin alt katı hazır. Evin alt katı
alt beyin becerileri. Tamam mı? Neydi bunlar? İşte tuvaletini yapabiliyor, beslenebiliyor, uyuyabiliyor. Evin alt katı hazır. Ama bir şey söyleyeceğim. Evin üst katında ustalar çok yavaş çalışıyor. Evin üst katı çok geç hazır olacak. Hadi tahmin edin bakalım. Ustalar evin üst katında, yani üst beyin becerilerinden bahsediyorum. Evin üst katında kaç sene çalışır? 3 sene, 8 sene, 7 sene, 5 sene, 6 sene ömür boyu, 60 sene, 10 sene, kaç? 20. Evet, 20 sene. Ömür boyu. Aslında şöyle, şunu bir açıklığa kavuşturalım. 18 diyen var. Beyin gelişimi son yapılan araştırmalara göre ömür boyu sürüyor gerçekten. Ama biz onun gelişimini desteklersek, yani hani bir yerden sonra emekli hayatına kapılıyoruz, işte televizyon yemek vesaire gibi bir döngüde gidiyoruz, öyle değil. Eğer işte yeni bir dil öğrenmek gibi, yeni bir hobi edinmek gibi bunları yaparsak beyin ömür boyu gelişmeye devam ediyor. Ama benim dediğim üst beyin becerileri 20 yaşına kadar gelişiyor bebekte. Tamam mı? 20 yaşına kadar. Şimdi üst beyinde ne var? Benim üst katını hatırlayın, toplantı odaları koyduk, kitaplıklar koyduk vesaire. Mantıklı düşünme, neden sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, eleştirel düşünme hep üst beyinde gerçekleşiyor. Ve 20 sene onun gelişimi için ihtiyacım olan süre, benim çocuğum ilk etapta alt beyinde düşünüyor, alt beyin dürtüsel. Hemen istekleri olsun istiyor, tamam mı? Mantıklı düşünemiyor. Neden? Çünkü daha bu alnının arkasında prefrontal korteks dediğim bir yer var. Üst beyin diye devam edelim. Daha gelişmedi, gelişecek. Nasıl gelişecek? Bana bakarak, beni gözlemleyerek, çevresel imkanlarla, daha sonra arkadaş öğretmen çevresi, tamam mı? Bütün bunlarla üst beyin becerileri gelişmeye devam edecek. Şimdi örneğime geri dönüyorum. Çocuk dinozor için ağlıyordu ya. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu bilgileri aldım, cebime koydum. Şimdi, kitapçıda bu dinozoru alırken, öncelikle bu dinozorun bir reyonu var mıydı? Vardı. Onu bir reyondan aldılar. Ve orada anne gördü, o dinozor 90 liraydı. İşte o anda almayacaksa kararı o anda verecek. Çocuk elinde dinozorla bütün kitapçıyı gezip, bir de o dinozor için sıra beklediğinde, artık zaten o dinozor alınmış demek. Ama ilk etapta çocuk elini uzandığı anda dese ki yavrum bak o dinozorun aynısından elimizde var. Bu çok farklı olacak. İnanın çok farklı olacak. O anda çocuk diyecek ki anne ne kadar dikkatli kadınsın ya. Evet haklısın ev ver misin ben var almayalım eve gidince oynarım. Diyecek mi? Demeyecek keşke. Ne olacak? Orada çocuk ağlayacak. Orada dondurmayı geri atacak. Orada o çocuğa ter basacak. Ama benim bu davranışımla ilk anlattığım örnek arasında dağlar kadar fark olacak. Çünkü ben ilk etapta tepkimi koydum ve kararlı bir şekilde duruyorum. Aynısında evde var. Eve gidince oynarsın dedim. Peki çocuk neden ağlamaya başladı? Evde aynısından var beni dinlemiyor. Çünkü alt beyin de. Tamam mı? Alt beyin diyor ki, dürtüsel alt beyin diyor ki, istiyorsun senin olacak. Şimdi istiyorsun, şimdi olacak. Senin istediğin her şey istediğin anda olmak zorunda. Zaten bu dinozorlar niye var? Sen oynayasın diye var. Senin için var diyor. Alt beyin böyle söylüyor. Henüz üst beyin gelişmediği için çocuk şöyle bir çıkarımda muhakemede bulunamıyor. Ya evet ya evde var eve gidince oynarım. Şurada 90 lira vermeye ne gerek var? Diyemiyor çocuk. Neden? Ustalar daha orada çalışıyor. 20 sene çalışacaklar. Bunu unutmayın. Çocukların birçok dürtüsel hareketinde, birçok kendi davranışlarını erteleyememelerinin nedeni alt beyinle düşünmeleri, en üst beyni kullanamamaları. Şimdi hal böyle olunca çocuk ağlamaya başlıyor. Alt beyniyle hareket etti, ağlamaya başladı, dondurma yer aldı. Şimdi ben ona dönüp şunu söylersem, bir daha da seninle buraya gelmeyeceğim. Seni asla buraya getirmeyeceğim. Seni buraya getirdiğim için çok pişmanım. Bundan sonra sana kitapçı, oyuncakçı, dinozor, minazor yok dediğimde bu da son. Evet, bu son. Bu sondu dediğimde ben ne yapmış oluyorum? Bir kere veremeyeceğim bir söz sarf ettim. Arkasını duramayacağım bir söz sarf ettim. Öyle değil mi? Üçlü son olmayayım çünkü. Ama neyle, nasıl davrandım? Alt beynimle davrandım. Dürtüsel, tepkisel davrandım. Ama benim yaşım kaç?
Benim isteğim becerilerim gelişti. Ve ben istiyorum ki o çocuğun da isteğim becerileri gelişsin. Nasıl gelişecek? Bana bakarak, beni model alarak, o zaman benim ona üst beynimi kullanarak karşılık vermem lazım. Peki nasıl? Şimdi birincisi, orada o çocuğu susturmaya çalışmayın. Bakın dinozor alındı. Dinozor alındığı halde o çocuk susmadı. Onun derdi artık dinozor olmaktan çıkıyor. Tamam mı? O bir ağlama krizine kapılıyor. Şimdi ben çocuğu susturmaya çalıştıkça çocuğun çığlıkları daha çok artacak. Peki ne yapayım? Tamam sen ağla, ben gidiyorum. Hayır değil. Burada yapmam gereken 3 aşama var. Birincisi, ne istediğini biliyorum. Tamam mı? Seni anladım. Bu mesajı çocuğa vermem lazım. Ama çok değil, gökerek değil. Bu dinozorla oynamak istediğinin farkındayım. Biliyorum. Anladım ben seni. Tamam, nasıl bir cümle kurmak isterseniz. Evde oynarsın. Aynısı bana evde var. Tamam mı? İsteğini fark ettiğimi ona söyledim. İkincisi, duygular çok önemli. O anda üzgün, kızgın. Tamam mı? Alınmadığı için. Şu anda oynayamadığın için üzüldüğün farkındayım. Ama eve gidince oynayacaksın. Emin ol diyorum. Tamam mı? Duygunun farkındayım. Durumun farkındayım. Duygunun farkındayım diyoruz. Ve çocuğu alıp oradan çıkıyoruz. Çünkü bilin ki o dinozorla çıksanız da zaten susun. Şimdi o ağlamaya devam ediyor. Bazen kucağımıza geliyor, bazen kolumuza sürüklenerek çıkıyor. Ama oradan çıkacaksınız o çocukla beraber. Sonra şimdi o ağlama esnasında aslında göz ardı ettiğimiz bir şey var. Çocuklar o yaşlardayken, özellikle erken çocukluk döneminde, 6 yaşına, 7 yaşına kadar olan dönemde, okul öncesi dönemde, duygularını düzenleme becerisine sahip değiller. Yani aslında artık ağlıyor ama bir taraftan sakinleşemiyor. Kendisini nasıl sakinleştireceğini bilemiyor maalesef. Şimdi o ağlama krizleri bir düşünün o anda. Çocuğun şöyle bir ağlı geliyor. Bildiniz mi? Ağlıyor ağlı. Bir hiç çekme ağlı var. Şimdi bu şu demek. Susamıyorum, bana yardım et. Sakinleşemiyorum, bana yardım et. Şimdi biz ona yardım edeceğiz ya. O anda, şu anda onu yaparken çocuk nereye bakıyor ona bakın, tamam mı? Nereye bakıyor? Dikkati o anda nerede? Buna ortak dikkati sağlamak diyor. Diyelim ki orada bir tane tren geçiyor diyelim ki AVM'nin haftasında bazen geçer. Trene baktığını gördünüz. Gördük. Aaa, tren mi geçiyormuş bunu? Ay hiç görmedim ya. İçine bir de çocuklar bulmuş. El sallayalım. Merhaba, bak nasıl ses çıkarıyor çocuk. Bizler çok iyi oyuncularız, yaparız bunu yani. Tamam, ne yaptık? Çocuğun dikkatini ona yönlendirdim. Ama burada şu çok önemli. Çocuğun baktığı yere baktım. Dikkati neredeyse onu kullandım. Kuşu demek ki, aa bak kuş varmış ya, burada kuş geçiyor. Hayır, oradan kuş geçmiyor ya. Çocuğa baktırıyoruz, kuş falan geçiyor. Bu öyle bir şey değil, tamam mı? Onu oyalamaya çalışmıyorum ben. Onun dikkati neredeyse, onun dikkatini o noktaya yoğunlaştırıp onu o ağlama krizinden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Şimdi bu şu demek değil. Çocuğun dikkatini dağıtıyorum. O çocukta dikkat eksikliği olur mu? Bu yanlış anlaşılan bir durum. Dikkat eksikliği çok daha kanı kriterleri kompleks olan bir kavram. Bu krizleri çözüm anında kullandığınızda çocukta dikkat eksikliği olmaz. Ki çocuğun dikkatini başka bir noktaya yönlendirmeden önce ona şu mesajı verdim. Ben seni anladım, biliyorum, ne istediğini biliyorum. Ben senin duygunu da anladım. Ama bunun geçeceğini de biliyorum. Tamam, onu örtbas etmedim. Durumu örtbas etmedim. Duygusunu örtbas etmedim. Dolayısıyla bu mesajı verdikten sonra o gün sakinleşme anlamı kalıyor. Ortak bir kafede yakalarsam çocuğu sakinleştirmeyi başarırım. Ama aksi takdirde maalesef. Zaten bazı istekleri oluyor ki hadi dinozoru alıyorsunuz diyelim ki susmuyor diyelim ki, tamam mı alınca? Susmuyorlar ama bazen öyle krizler oluyor ki, öyle istekler oluyor ki bunu çözemezsin. Yaklaşık 2,5-3 yaş döneminde 2 yaş ne deniyor? Kriz. 2 yaş sendromu. 2 yaş sendromu deniyor ama o aslında bir sendrom falan değil, biliyor musun? O gelişimsel olarak geçirilmesi gereken bir basamak. Hatta bunun bilimsel bir adı var. Girişimciliğe karşı suçluluk diye geçiyor. Girişimle çocuk bir şey yapmak istiyor, tamam mı? Mesela kek çıkmak istiyor. Bu bir girişim. Ama ben dersem ki ona, ya her tarafa bulaşık yaptın, yumurtayı da dışarı döktün. Bak sen hiç beceremiyorsun, yapamıyorsun dersen. Çocuğun bütün girişimciliği ne oluyor? Gitmiş oluyor. Ondaki uyandırdığın duygu suçluluk oluyor. Benim ne yapmam lazım? Destekleyici tutumuna yaklaşmam lazım. Şimdi hal böyleyken krizler yaşanabiliyor. Çünkü o dönem ben yaparım, ben bilirim dönemi.
ve her şeyi kendisi yapmaya çalışıyor. O yüzden krizler en çok o dönemde yoğunlaşıyor. Ve o dönem gerçekleştirilmesi imkansız bazı durumlar oluyor. Mesela ne? Çapağını sildiğin yerine geri koy. Yaşadınız mı? Aynı süreci. Portakalı midenden, ben o portakalı yiyecektim. Değil mi? Aynı. Kesin vardır. Kakamı yerine geri koy. Yaşayan var mı? Peki, bu gözler simit diken anneanne gözlüyor. Diyor ki çocuğum, trende miydin, metroda mıydın, bir yerde diyor ki, ben diyor bütün simiti, anneanne gayet bütün iyi niyetiyle gözlü simiti çocuğa verdi. Çocuk dedi ki, ben dedi bütün simit yemek istiyorum. Anneanne dedi ki, yavrum ama böldüm, işte dil döktü falan. Bu ağlamaya başladı, krize girdi. Anneanne çantasından dikiş setini çıkartıyor. Ve evet, ve o simiti dikti. Katılacağız, ne yapsın? Krizi çözmek için ortak dikkat falan anlatılmamış olay yani, ne yapsın? Ya tabii ki bu çok zor ya. Hadi o simiti dikti, çözümünü buldu. Siz portakalı nasıl çıkartacaksınız? O çapağı yerine nasıl koyacaksınız? Mesela üzümü tanelemiş bir anne bana yazmıştı. Demiş ki, üzümü geri yapıştır. Ya şimdi böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle akla hayali sığmayacak istekleri oluyor. Neden oluyor bu anlattıkları ışığında? Bir düşünün. Neden oluyor bunlar? Yaramazlıktan mı oluyor? Şımarıklıktan mı oluyor? Tatminsizlikten mi oluyor? Hayır, hiçbirinden dolayı olmuyor. Gelişimsel olarak öyle bir dönemden geçiyor. Alt beyniyle hareket ediyor. Şimdi ben bunları bilmeyince ne yapıyorum? Diyorum ki yaramazsın diyorum ya, yaramazsın diyorum. Şımarıksın sen diyorum. Tatminsizsin sen diyorum. Ne yaptım? Çocuğun sırtına kocaman bir etiket şımarık diye yapıştırdım. Şımarık etiketi. Şimdi çocuklar bu etiketleri kıyafet gibi giyiyorlar, biliyor musunuz? Şımarık dediğiniz çocuk gerçekten şımarık oluyor. Kendini gerçekleştiren kehanet gibi düşünüyor. Tamam mı? Öyle bir şey var ya. İşte tembel dediğiniz tembel oluyor. Neden? Bu etiketleri benimsiyorlar ve diyorlar ki benden beklenen zaten budur diyor. Kendimden bir örnek veriyorum. Uzun zamandır anlatmıyorum. Hakkımızda var zaten. Aslında çok da yokmuş ama gene de anlatacağım. Şimdi ben yıllarca yatağımı toplamayı beceremedim. Tamam mı? Düzeltmeyi. Çünkü benim annem hemşire, hemşireydi, emekli oldu. Ve onların okulda yatak yapma, düzeltme dersi diye bir dersi varmış. Hala okutuluyor, bilmiyorum. Ve annem bir yatak yapar, bir çarşaf takar, tamam mı? Jilet gibi, annesi de bozuk para zıplatırlar ya. Aynen öyle muhteşem yatak yapar. Yıllarca ben annem gibi yapamıyorum diye annem yaptı, düzeltti yatağı. Ve bana dedi ki yapmıyorsun, olmuyor vesaire bir sürü şey söyledi. Şimdi hala ben yatağı düzeltiyorum, o örtünün bir tarafı bir yerden sarkıyor, bir tarafı öyle sarkıyor, yaslıyor mu kapıyı, beceremiyorum. Ama neden? Çünkü ben bunu yapamıyorum diye ben o etiketi üstüme giydim. Ben beceremiyorum, ben nefesini satmayla beceremiyorum. Tamam, o yatak var belki, bir sıkıntım var gerçekten. Neyse ki güzel nefesini satan birimle evlendim ki o sorunu öylece çözdüm. Ya ne diyorsanız o oluyor aslında. Ya biraz da yamuk olsaymış benim düzelttiğim yatakları, öyle değil mi? Şimdi annemin hakkını yedim. Sağolsun çok yani benim bugünlere gelmemde hakkı ödenmez. Arkasından acı tutuyor gibi olayım ama bir tanecik örnekten de herhalde zarar gelmez diye düşünüyorum. O yüzden çocukları bu etiketlerden korumamız lazım. Aslında hep böyle tembel dedik, yaramaz dedik, şımarık dedik. Sadece bu etiketler değil, olumlu etiketler de zararlı, biliyor musunuz? Olumlu etiketlerken neden bahsediyorum? Benim çocuğum çok başarılıdır. Çok zekidir benim çocuğum. Tamam, bunlar da çok zararlı. Neden? Başarılı etiketini öyle bir giyiyor ki üstüne. O çocuğun elinden bir şey alınmıyor. Nedir? Başarısız olma hakkı. Oysa ki siz şöyle bir hayatınızı düşünün. Başarısızlıklarımızdan öğrendiklerimiz, başarılarımızdan, öğrendiklerimizden çok 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 daha fazla. Şimdi o çocuk sonra ne oluyor? Bir şeyde başarısız olma korkusuyla yeni bir işe başlamıyor. Neden? Mükemmeli yapamayacağı korkusuyla başlamıyor. Bu da mükemmelleşmek diyor. Dolayısıyla olumlu etiketleri de çok fazla vurgulamamak lazım. Daha çok çabayı vurgulamak lazım. Bununla ilgili de bakın şöyle bir araştırma var. Anlatmadan geçemeyeceğim. Şimdi gene araştırmacılar bir deney ortamı oluşturuyorlar. Şöyle bu salonu ortadan ikiye bölüyor, tamam mı? Hepinizin matematik sınavı yaptığını düşünün ve hepiniz çok yüksek notlar alıyorsunuz. Şimdi salonun bu tarafına gidiyorum, diyorum ki siz diyorum çok zekisiniz, çok akıllısınız, sizden de zaten ben bu notu almanızı beklerdim. O kadar zekisiniz ki zaten aksini düşünemiyorum diyorum.
Sonra salonun bu tarafına gidiyorum. Diyorum ki, sizler diyorum, çok emek sarf ettiniz. Çok çalıştınız. Ödevlerinizi düzgün yaptınız. Öğretmeninizi dinlediniz. Sizden de başka bir not beklemezdim zaten. Tamam mı? Aradan zaman geçiyor. Tekrar bütün salonu matematik sınavı yapıyorum. Bu zekiler ne oldu dersiniz? Notları düştü onların. Peki bu grup ne oldu? Bu grubun notları yüksek bir şekilde kaldı. Zaten en yükseği almışlardı. Aynı şekilde başarıya devam etti. Şimdi bu grubun notu niye düştü? Çünkü ben onlara zekayı bir kişilik özelliği gibi bildirdim. Başarıyı bir kişilik özelliği gibi bildirdim. Zekisin zaten, yaparsın sen bunu. Ve o dedi ki, ben zaten zekiyim ya, yaparım, çalışmama ne gerek var? Ama bu gruba dedim ki, çalıştığın için yaptın. Ödevini yaptığın için başarılı oldun. Öğretmeni dinlediğin için bunları yapmasaydın, o yüksek notu alamazdın mesajını verdi. Dolayısıyla her zaman çabayı öreceğiz. Ama okul öncesinde de böyle. Bu birazcık ilkokul dönemi için örnek oldu. Mesela resim yapıyor çocuk. Ne yapıyor? Resimler alıyor. Tabii biz ne oluyoruz? Yavrum, Picasso musun sen? Bu ellerle mi yaptın çocuğum? Muhteşem olmuş. Ömrümün en güzel resmi. Bu çerçeveleyeceğim, duvar atacağım. Şimdi aynen insanın içimizden geliyor. Ben de yaptım. Kaç tane resim var bize çerçeveyle? Her tarafı asıyorum. Ama burada da gene çabayı örmek lazım. Niye biliyor musunuz? Picasso musun sen? Muhteşemsin, harikasın diyorsunuz. Ondan sonra okula başlıyor çocuk. Bir bakıyor ki Picasso'lar fazlaymış. Hatta hem Picasso'lar varmış, kendisi biraz Picasso'cukmuş. Yani dolayısıyla ne yapıyor? Ben de güzel resim yapamıyormuşum diye bu sefer resim yapmaktan vazgeçiyor. Tamam mı? Ne yapacağız? Burada da çabayı öreceğiz. Şöyle diyebiliriz. İçimizden gibi, ay bunu resmimi yaptım, çok güzel olmuş. Severim senin parmakları, kurban olurum. Ne diyorsanız değil, o kısımda sorun yok. Ama muhteşem, en güzel, en harika, hayatımda gördüğüm en muhteşem eser falan diyor. Bunlardan kaçınalım ve birazcık daha oradaki süreci öğrenelim. Diyelim ki mesela, işte bak sarıyla moru yan yana boyamak herkesin aklına gelmez. Sen ne kadar güzel sarıyla moru birlikte kullanmışsın. Ben bayıldım bu rengin uyumuna ya, seni tebrik ederim, çok güzel olmuş bu rengin uyumu diyebiliriz. Ya da mesela kuş çiziyor, kuşa benzemiyor ya. Bir de şu var, bu mu çizdiği kuş falan, zaten biz onları demiyoruz. Diyoruz ki, aa çok değişik bir kuş türü çizmişsin. Bu kuşun adı ne? Bu kuşun türünün adı ne? Bu kuş nerede yaşar? Bu kuş ne yer? Bakın, böyle onun çizdiği bir kuş figüründen, kuşa benzemeyen kuş figüründen yaratıcı düşünceyi de desteklemiş oluyorum böylelikle. Hem de övgüyü abartmamış oluyorum, hem de çocuğun cesaretini pekiştirmiş oluyorum. Tamam mı? O nedenle hep böyle bir sürece yönelik övgüde bulunursak çocuklarımız için daha güzel olur. Şimdi ne dedik? Gelişimi, beyin gelişimini ya da gelişimsel süreci bilmediğimiz için bir şey daha yapıyoruz demiştik. Etiketin dışında. Ne bu? Kıyas. Diyoruz ki, bak, kuzenin Ayşe ne kadar güzel her akşam kitap okuyor yavrum. Sen okumuyorsun çocuğum. Sen niye okumuyorsun diyorsun. Şimdi ya da başka örnekler var bunun. Bak arkadaşın ne kadar güzel restoranda annesinin dizinin dibinde oturuyor. Sen sürekli geziniyorsun çocuğum. Sen niye böylesin diyoruz. Tamam mı? Yani diyor muyuz? Diyoruz, yaslıyoruz. Ayşe'den devam ediyoruz. Şimdi Ayşe her akşam kitap okuyor. Sen okumuyorsun dedik. Çocuğu kıyaslıyoruz. Şimdi niye kıyaslıyoruz? Elde etmek istediğimiz sonuç ne bize? Kitap okusun da yani benim bir anne olarak çok masum anne. İsteklerim var ya da bir baba olarak ha, kitap okumayı seven bir çocuk olsun istiyorum ben. Dolayısıyla kıyasla. Amma ve lakin. Oğlu amma. Niye biliyor musunuz? Çünkü kıyasla çocukta uyandırdığı üç tip duygu var. Birincisi kıyasla. Cümleden de başlıyor. Ayşe ne güzel her akşam kitap okuyor. Sen okumuyorsun dedim. Çocuğuma aynen şöyle düşün. Ayşe de gıcık kızın teki zaten. Siz kendinizi düşünün, biriyle kıyaslanırsanız hemen onun açığını ararsınız. Bir öfkelenirsiniz, öyle değil mi? Sinir olursunuz ya, ben de öyle yaşasın. Hadi böyle düşünmedi diyelim ki. O zaman şöyle düşünün, diyor ki, bu Ayşe de her şeyi çok mükemmel yapıyor zaten. Ben yapamıyorum, beceremiyorum ya. Yok bende yani. Olmuyor, ben deniyorum ama Ayşe gibi olamıyorum. Kendisi biliyor çocuk. Ne oldu? Kendi benlik algısı zedelendi kendini Ayşe'yle kıyaslayarak. Ya da şöyle bir şey düşünüyor. Diyor ki, hep diyor Ayşe'yi söylüyorlar bana. Ayşe hep en güzelini, en mükemmelini yapıyor. Keşke Ayşe onların çocuğu olsaydı da ben
Olmaz. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Aile içerisindeki aidiyetlik duygusu zedelendi çocuk. Yani ben çocuğu kıyasladığımda masumane bir isteğim vardı, kitap okusun. Ama ve lakin çocukta uyandırdığım duygular çok daha olumsuz ve şiddetli oldu. O yüzden hepimiz yapıyoruz diyorum ya, hepimiz işte kıyaslıyoruz, bazen etiketliyoruz, olumlu olumsuz. Ama yapıyorsak da bugün miladımız olsun. Bakın hiçbir şey dönülmez yol değil, tamam mı? Yaptığımız yanlışı fark ettiğimiz gün o yanlıştan dönmeye en yakın olduğumuz. Hani üzülmeye gerek yok. Vah vah ben bunları çocuğuma nasıl yaptım falan. Tamam yaptık oldu bitti. Şimdi önümüze bakacağız, tamam mı? Eğer böyle cümlelerimiz varsa bugün bu fuardan çıkarken bunları buruşturup en yakın çöp konusuna atacağız. Ve bundan sonra da bu tip kıyaslara, etiketlere hayatımızda yer vermeyeceğiz. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. İnşallah değil mi? Biraz da tabii bir şey var yani, inşallah demek ki çok samimi bir şey söylediniz. Niye? Epigenetik diye bir şey var. Yani genetik bir miras var. Bir kendi büyüme stilimiz var. Bir annemizden babamızdan aldıklarımız var genetik geçişte. Ve çevresel olarak etrafımızda onlar olduğu için onlardan gördüklerimiz var. Bazen ağzımızı açtığımız var. Sanıyoruz ki biz değil de annemiz konuştu ya. Bak aynı annem gibi konuştu falan diyoruz. Kendisini oluyoruz ama kendimizi ne yapamıyoruz? Engelleyemiyoruz. O yüzden inşallah ama gene de elimizden geleni yapmaya gayret edersek maşallah olur. Tamam mı? O zaman ne yapıyoruz? Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Son şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anlatacağım o kadar çok şey var ki bu projeksiyonsuz anlatıyorum ya, böyle projeksiyonsuz anlatmak daha güzel oluyor. Daha böyle bir samimi oluyor gerçekten. Bir dahaki gelişimde size şeyi anlatacağım. Teknolojiyi anlatacağım. O çok uzun bir konu. Tamam mı? Bir de kitap okuma alışkanlığı konuşuyoruz. Ama bir dahaki gelişimi beklemeden şey vereyim size. Fragman. Tamam mı? Şöyle bir fragman olsun. Son dönemde seminerlerime şöyle bir soruyla başlıyorum ben. Beyin kitabından sonra gittiğim seminerlerde. İnsan olunur mu? İnsan doğulur mu diye soruyorum. İnsan olunur diyenleri görelim. İnsan doğulur diyenleri görelim. Politikleri görelim ikisi de. Çok güzel. Şimdi salonun bir kısmı kararsız. Ama insan olunur diyenler çoğunlukta gördüğüm kadarıyla. Şimdi bakın bu soru, niye bunu soruyorum? Biraz sonra açıklığa konuşacak bu fragman, nasıl bir fragman anlayacağız. Şimdi bilim insanları da bu sorunun cevabını gerçekten merak ediyorlar. Ve bu sorunun cevabını bize ne veriyor biliyor musunuz? Hayvanlarla yaşayan, uzun süre hayvanlarla yaşayan ve sonradan bulunan çocuklar. Duymuşsunuzdur işte kurtlarla büyüdü, kurt gibi oldu falan diye. Duydunuz mu? Bunlar şehir afsanı efsanesi değil ama. Öyle sanıyoruz ama bunlar gerçek. Bir şekilde psikolojik olarak sorunlu anne babaların çocukları oluyor mu oluyor. Mesela bir tane anne var çocuğunu kümesle büyütmüş ya. Bir tane anne var kafeste büyütmüş, kuş çocuk diye geçiyor, kuş çocuk. Gerçek bunlar. Mesela Amala Kamala isimli ikizler var, Aveyron'un Victor var. Bebek de normale terk edilmişler diyorlar. Videolarını izlettiriyorum yani. Hepsi gerçek. Ve 8 yaşında bulunuyor mesela Amala ile Kamala ya da Aveyron'un Victor. 8 yaşına kadar kurtlarla büyümüşler biliyor musun? Ve bulunduklarında kurt olmuşlar. Nasıl kurt olmuşlar? Bir kere bizim gibi yürüyemiyorlar, tamam mı? İki ayakları. Dört ayakları üzerinde yani. Kolları da ayak gibi hareket ediyor. O kalça hareketleri falan kurt gibi bir görseniz. İnşallah izletmedim bir dahaki sefere. Geceleri kalkıyorlar, uluyorlar. Zaten konuşamıyorlar bizim gibi. Daha da ötesi var. Dilleriyle su içiyorlar. Daha da ötesi var. Çiğ et gördüklerinde salyalar atıyor. Şimdi insan olarak doğmuşlar mı? Doğmuşlar. Ama İnsan olamamışlar. İnsan olarak devam edememişler. Neden insan olarak devam edememişler? Tam son bitiriyorum. Neden insan olarak devam edememişler? Çünkü insan olmak için çok önemli bir şeye ihtiyacımız var. İnsana, sosyal etkileşime ihtiyacımız var. Evet, insan olmak için birinci koşulu insan doğmak. Fakat insan olabilmek için insana ihtiyacımız var. Peki bizim çocuklarımızın çevresindeki özellikle yaşantının erken döneminde, bebekken, çevresi çok sınırlı.
10 kişiyi geçmiyor çoğu zaman çevresindeki kişi. Şimdi size çok kritik bir şey soracağım. Kurtla büyüyen kurt gibi oluyorsa sizinle büyüyen kim gibi olacak? Salya tutuyor ya, salya. Çiğ et görünce salya tutuyor. Ötesi yok. Dolayısıyla kitap okusunu istiyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Az teknolojiyi kullansın istiyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini aslında sizler biliyorsunuz. Ya da kibar olsun, nazik olsun, saygılı olsun istiyorsunuz. O zaman dönüp aynayı önce bir kendinize tutalım diyorum. Çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Öyle güzel dinlediniz ki, öyle güzel okuduğunuz ki. Çok teşekkür ediyorum.